Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen Outdoor ve Yaşam kanalı Yaban Televizyonu'nda bir aktüel programa hoş geldiniz. Efendim Karadeniz'deyiz. Doğu Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyonu ile Yaban TV'nin buluştuğu bugüne hepinize hoş geldiniz diyorum tekrar ve hemen konuklarımı tanıtıyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekoloji ve Yönetim bölümündeyiz. Oranın amfisindeyiz. Ve konuklarım en sol baştan Hasan Çak, Doğu Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyon Başkan Yardımcısı. Hemen yanında Serhat Çelebioğlu, KAYHAK Başkan Yardımcısı. Kadir Engin, Karadeniz Av Doğa Federasyon Başkanı. Melih Meriç Bey, Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanımız. Edvard Tuna Pirselimoğlu, Doğu Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyon Başkanı. Mehmet Şahmaran, bizim programcımız, doktor arkadaşımız. Profesör Doktor Şadan Başkaya, Yaban Hayatı Ekoloji ve Yönetim Bölümü Başkanı. Bizim yine çok sevgili abimiz Doktor Ali Bürke, programcımız. Ve yanımda Şeref Selim Başaran. Peki, efendim hemen programı başlar başlamaz Federasyon Başkanı Edva Bey'e söz veriyorum. Edva Tuna Pirselimoğlu, Doğu Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyon Başkanı. Efendim buyurun, bizi buraya davet ettiniz. Buyurun. Söz sizde. Teşekkür ederim. Öncelikle bu imkanı bize tanıyan üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Süleyman Baykal'a, yine aynı şekilde Orman Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Zeki Başkent'e, Yaban Hayatı Ekolojisi Yönetimi Ekoloji ve Yönetimi Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Şadan Başkaya'ya, Yaban CEO'su Sayın Melih Meriç'e, yine Yaban TV üyesi olan Sayın Doktor Ali Bürke ve Sayın Ali Birerdinç'e, Doktor Sayın Mehmet Şahmaran'a geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Yine bizi kırmayıp Karadeniz buluşmasında yer alan Ordu ilindeki Federasyon Başkanımız Sayın Kadir Engin'e, Serhat Çelebioğlu'na hoş geldiniz diyorum. Yine bölgemizin üyeleri olan Giresun'dan, Ordu'dan, Artvin'den katılan bütün yaban dostlarına hoş geldiniz diyorum. Tabii bu arada üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımıza da bu toplantıya katıldıkları için hoş geldiniz diyoruz. Onlara da zaman zaman söz vereceğiz. Ama ben şimdi sözü Profesör Doktor Şadan Başkaya'ya veriyorum. Buyurun efendim. Federasyonumuzun Yaban TV ile birlikte organize ettiği toplantıyı bölümümüzde yapmak istemesi bizim için bir gururdur, şereftir. Hepinize bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. Gerek avcı, yani bölgemizden katılan bütün illeri tek tek saymaya gerek yok. Federasyonumuzdan ve diğer kulüplerden katılan bütün avcıları, artı televizyondan ve program yapımcıları, herkese hoş geldiniz diyorum. Öğrenci arkadaşlarımız burada, onlara hoş geldiniz demiyorum. Çünkü onlar ev sahibi. Zaten amfilerinde bulunuyorlar. Hep hoş, hoş bulmuş oldu. Evet, aynen. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Haliyle programa bir an önce geçeceğiz. Az konuşursak, genelde katılımcılardan daha çok katkı olursa bu tür programlar daha verimli olduğu kanaatindeyim. Herkesi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Şimdi söz yönetim kurulu başkanımız Sayın Melih Meriç'te. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli öğrenci arkadaşlar, önce sizden başlayayım tribüne oynayarak. Ondan sonra kıymetli hocam sağ olsun, Şadan hocam bu organizasyonun burada yapılması için çok yardımcı oldu. Değerli Doğu Karadeniz Federasyonumuzun başkanı dostum Edva Bey, kıymetli yardımcıları, Karadeniz'deki diğer federasyonumuzun kıymetli başkanları, abilerim, kulüp başkanlarımız, dostlarımız, avcı dostlarımız, doğa sever dostlarımız, gençler, hepinize iyi akşamlar. Bu Yaban TV hayatım boyunca, buradaki kariyerim boyunca katıldığım en ilginç toplantılardan bir tanesi bu. Doğrusunu sorarsanız ben uzun yıllar gazetecilik ve politika gazeteciliği yapmış birisi olarak yaban hayatı konularına, daha spesifik olarak içindeki avcılık konularına filan son derece uzak birisiydim. Ama ortağım, dostum, rahmetli Ufuk Bey çok yakındı. Bir şekilde duyuyordum. Bir ülkemizin
böyle önemli bir şehrinde ve aslında İstanbul'da filan değil, biraz da uzak sayılabilecek bir yerde, işte bir büyük üniversitemizde, bir salonda, bu akşam vakti, bu kadar insanın, bu kadar genç öğrencinin, akademisyenin, kulüp başkanının işini gücünü bırakıp bu yaban hayatı ile ilgili, avla ilgili konuları konuşmak, tartışmak, en azından bir araya gelip birbirini tanımak, paylaşmak için böyle bir zaman ayırmaları yeni bir şey arkadaşlar. Emin olun ki adında çok şatafatlı isimleri olan ve işte doğa, wildlife, şu bu filan geçen birçok kurumun İstanbul'da orada burada yaptığı çok süslü toplantılarca bu kadar insanı toplamak, getirmek falan pek mümkün olmuyor. Pek öyle bir heyecanı bulamıyorlar. Şimdi kendisini biraz çevre ve doğaya adamış bir dostum var. Arada bir projeler yapar filan gelir. Hiç avcı da değil. Avdan da hiç hoşlanmaz. Ondan sonra gelir benimle fikirlerini paylaşır. Ne yaparız, ne deriz falan filan. Ben de derim ki ya biz avı yaban hayatının, yaban hayatı yönetiminin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Diyoruz. Sen de bu işi sevmiyorsun arkadaş. Ne diye bize geliyorsun? O diyor ki bana, tamam doğayla ilgilenen çok kimse var, çok dernek var, çok insan var, akademisyen var ama avcılarda, bütün bunlarda olmayan bir şey var. Bir enerji var, bir tutku var diyorlar. Şimdi doğrusu belki yaban olarak, bizim yaban ailesi olarak bu ülkeye yaptığımız bir katkı varsa bu enerjinin gerçekten ortaya çıkmasını sağlamak, bunun farkında olmak ve Türkiye'nin de önüne, kamuoyunun, toplumun da önüne, bakın bu avcılar ve bu insanların içindeki bu doğa tutkusu, bu yaban hayatı tutkusu çok değerli bir şeydir. Eğer bu enerjiyi pozitif kullanabilirsek, eğer biz bu insanlara değer verir ve bunları gerçekten doğru şekilde bilgilendirirsek, Türkiye'nin yaban hayatını garanti edebiliriz. Bu insanların katkısıyla, desteğiyle uzun yıllara götürebiliriz. Yani esasında var olan ama fark edilmeyen bu büyük bir enerjinin ortaya çıkmasında bir hizmetimiz olabileceğini düşünüyorum. Ve nitekim bu akşam da bunu görüyoruz. Yani işi gücü olan insanlar işte bu enerjiyle, bu tutkuyla buradalar. Yaban hayatını konuşacağız, av meselelerini konuşacağız, sürdürülebilirliği konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Çok memnun olduğum bir şey var bu akşam. Karadeniz'imizin 3 federasyonu var. Çok doğal olarak Karadeniz'de ve diğer bölgelerde olduğu gibi Karadeniz'de de 3 kişi bir araya geldiğimizde hepimiz farklı yönlere bakmaktan hoşlanıyoruz. Kimimize göre güneş doğudan doğuyor, kimimize göre batıdan filan. Federasyonlarımızda da biraz böyledir. Ama bugün çok memnun oldum ki kıymetli Kadir abim, ondan sonra hemen yanında Serhat Bey diğer federasyonumuzun genel sekreteri olarak ve ev sahibi de Edvar Bey de burada. Bir kere bu dayanışmayı görmekten de çok memnun oldum. Şimdi bir kere böyle resmi gitsin, arzu etmem bu toplantıyı. Böyle Karadeniz'de, daha önce Trabzon geçmişi de olan birisi olarak keyifli, eğlenceli bir akşam olsun istiyorum. Onu söyleyeyim. Bunun etkisinde aman kalmayın. Buradan ne düşünüyor isek, avla ilgili, yaban hayatı ile ilgili, düzenlemelerle ilgili ne sıkıntımız var ise bunları duymak isteriz. Esas sizlerin konuşmasını isteriz. Ve onun üzerinde de bizim katkı yapabileceğimiz ne varsa hani onları da iletmek isteriz. Şundan emin olun. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüz, o kocaman bir yalan. Ha, gitmiyorsanız, görmüyorsanız, yaşamıyorsanız orası sizi pek ilgilendirmez. Emin olun ki eğer avcılar ve bundan dolayı ve bunun yönetiminden ve bunun akademik tarafıyla ilgili olarak işte İlişkili kişiler olarak wildlife'la ilgilenen öğrenciler, akademisyenler vesaire, bizler eğer hakikaten biz bu işlerle uğraşmaz isek, emin olun ki bu etrafta gördüğümüz çok konuşan, çok eden filan falan bu insanların filan umurunda değil. Çünkü aslında yani oradaki ormandaki o wildlife'ın düzgün, sağlıklı yürümesi bizi ilgilendiriyor. Çünkü biz oraya gitmekten memnun oluyoruz. O bizim hayatımızın bir parçası. Çünkü o gölet yaşasın istiyoruz. Çünkü biz ömrümüzün sonuna kadar orada balık tutacağız. Bizim için önemli. Bizim için o kritik. Bu nedenle belki dünden daha fazla, 10 sene öncesinden daha fazla, artık daha fazla mesuliyetimiz var. Evet, daha fazla sesimizi duyurmalıyız. Av yönetimi yanlışsa daha
cesur şekilde dile getirmeliyiz. Yani birileri yapacak, biz de işte söyleyeceğiz de arada da falan da doğruyu da görecekler. Ya doğruyu görene kadar memur emekli oluyor kardeşim. Böyle bir sıkıntı var. Yani şimdi bizim doğa koruma milli parklarla ilgili bir durum var. Şöyle konuşuruz. Biraz talihsiz kısımları da var işin içinin. Ya bizim milli parklara bir yönetici gelir. Tam bu işleri öğrenir. Ya emekli olur, ya vefat eder. Ya başka bir yere atanır, ya açığa alınır. Şimdi unutmayalım ki sonuçta bizi yönetenler, buradaki ormandaki, Ankara'daki vesaire, bu insanlar bir kamu görevi yapıyorlar. Ve emin olun ki onlara yarın hazine müsteşarlığında bir görev verildiğinde oraya gitmek zorundalar. Veya milli eğitimde bir görev verildiğinde oraya gitmek zorundalar. Peki siz bir hafta sonra avı bırakıp, ya artık ben bundan sonra efendim işte triatlon bilmem nesiyle uğraşacağım diyebilir misiniz? Bunu diyemezsiniz yani. Dolayısıyla esasında biziz yani burada, bu buranın muhtarı mı artık neyse yani sorumlusu yani biziz. Doğal olarak da biz konuşacağız. Biz daha fazla bu konularda heyecanlı olacağız ve biz takipçisi olacağız. Böyle bakıyorum inşallah böyle açıklıkla dertlerimizi dile getirdiğimiz, konuştuğumuz, Türkiye'ye de güzel bir mesaj verdiğimiz bir akşam olsun. Sonlara doğru biraz önce büyükler konuşsun tabii. Sonlara doğru gençler de konuşsun. Onlar da bir şeyler söylesinler. Yerine göre buradaki avcıları da bir eleştirsinler, canları ne istiyorsa, ne saçma sapan şey diyecekler, söyle desinler. Her neyse, açık sözlü güzel bir aile sohbeti olsun diye umut ediyorum. Peki, teşekkürler. Efendim. Teşekkürler Melih Beyciğim. Efendim, Hasan Çak Bey, buyurun. Evet, arkadaşlar... Şimdi bu organizasyonu düzenleyen Doğu Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı ve yaban dili özellikle kurucusuna ve yaban dili yaşatanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi ben de bu açılış konuşmamda kısa kesmek istiyorum. Tabi av ve avcılığın sorunları var. Bunları konuşmamız, tartışmamız gerekiyor bu ortamda. Bunu arazide, dağda, avlakta tartışma imkanımız yok. Bu gibi yerlerde tartışmamız gerekiyor. Onun için az önce arkadaşlarımız da dediği gibi değerli katılımcı arkadaşlar da burada kısa ve öz olarak sorunlarını dile getirseler, söyleseler. Biz de mümkün olduğu kadar yaban dili olarak veya avcı büyükleri olarak, usta avcılar olarak elimizden geldiği kadar onların sorunlarına yardımcı olmaya çalışmak boynumuzun borcudur. Hepsine teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler efendim, sağ olasınız. Serhat Bey'e vereceğim. Bu sırayı bitireyim diye düşünüyordum. Peki gönderin o zaman mikrofonu. Şimdi ona verirsek mikrofonu sazı, ha? Biz devam edelim değil mi? Yok ver. Ha? Devam edelim. Kendi devam edin dedi. Nasıl yırttık işi. Evet, Serhat Bey buyurun. Öncelikle herkese hoş geldin diyorum. Teşekkür faslından sonra esas sorunlarımız şu. Biz Yaban TV ile sanırım bu üçüncü oldu. Karadeniz, Ege, tekrar Karadeniz. Üç oldu. Sorunları tartışmak üzere bu programı hep birlikte İstanbul toplantısında karar vermiştik. Devam ediyor. Umarım bundan sonra da sanırım Edirne tarafında olacak. Trakya'da olacak. Şimdi burada benim gündemim şu. Bu sefer bıktık ceza yemekten. Özellikle sosyal medya üzerinden yazılan cezalar avcılarımızı gına gibi. Bunun genel sebebi şu. İçeriye verdiğimiz, Doğa Koruma Milli Parkları Genel Müdürlüğü'ne verdiğimiz önergede şu var. Hangi bölgede av yapılacaksa artık o ilin karar vermesinden daha ziyade o bölgeden tamamen faydalanan avcıların ortak karar vermesi yönünde bir görüş bildirdik. Bu da bir süreç içerisinde devam ediyor. Henüz netleşmiş bir şey yok. Ancak biz özellikle Karadeniz avcılarının bir avla olmamasının nedeniyle genelde arkamızdaki Erzincan, Erzurum, Sivas bu bölgelerden, Bayburt, Gümüşhane bu bölgelerin avlaklarından faydalanıyoruz.
Orada da bu sene, özellikle bu sene gördüğümüz bir şey var. Kimseye haksızlık etmek adına da söylemiyorum, ön yargılarla da konuşmak istemiyorum ama elimizdeki veriler, üzülerek söylüyorum, Karadeniz avcısına bakışın çok ciddi anlamda karşı taraftan örgütlenmiş, örgütlendirilmiş bir kurum Karadeniz avcısının üstüne salınmış durumda. Bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bunun açık ve net delilleri de elimizde var. Konuşmalarda da bu hep geçti. Oradaki fani müfettişlerle de konuştuk. Bir ilin içerisinde 12 fani müfettiş görev yaparken fani müfettiş sayısını 50 civarına çıkartıp bölgeyi 3'e bölerek dışarıdan gelen avcıların oradaki köylüler tarafından özellikle milli parklar görevlilerine ya da fani av müfettişlerine plakalarının bildirilmesi, onlar gelene kadar o avcının orada oyalanması gibi bir sıkıntımız var. Umarım bu sıkıntıları da konuşuruz, paylaşırız diye düşünüyorum. Şimdi söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Serhat. Teşekkürler Serhat Beyciğim. Kadir Bey, Kadir Engin buyurun. Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Bu toplantıyı düzenleyenlere ve misafirlerimize sizlere teşekkür ediyoruz. Ben önce Serhat Bey'in dediklerine katıldığımı da söyleyerek başlamak istiyorum. Fakat bugün işte kırmızı yazılarla iki tane büyük bir pano var. Bunu çoklarınız görmemiştir. Onları okuyalım isterseniz. Gerçek avcı doğayı seven ve koruyandır. Avcılar doğanın korucusudur. Şimdi eğer avcılarımızın şimdilik değil, yıllardan beri yaptıkları avın üretimidir. Yani üretilmiş avın vurulması istihsalidir. Bu konuda o derneğimize de teşekkür ediyorum. Böyle güzel amblemi olduğu için. Ben iki özel şeyden sonra birkaç konuya değineceğim. Türkiye'deki avcı kulüpleri 1950'lerde, 45'lerde kurulan ve siyasi partilerde aynı seviyede kurulan, yani demokratikleşme sürecindeki diğer partilerle beraber kurulan dernekler, yani bunlar 60 yılını devirmiş pek çok derneğimiz var. Sivil toplum örgütü olarak ben de Ordu Derneği'nin 1957'de kurulduğunu, 2016'da ise 60. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını yapacağımı buradan iletmek istiyorum. Bakınız yani bu insanlar 60 sene öncesinde, ki en fazlası 70 sene veya 65 sene öncesinden beri siyasi partilerle beraber kurulmuş ve gönüllü insanların yürüttüğü, pek çok kişinin başkan olduğu bir kurumsal kimliğimiz var. Bunu da burada söylerken öyle 10 senedir, 5 senedir mod olan herhangi bir aktivite dernekleri değil, kökleşmiş dededen toruna, ki benim derneğimde babam da üye, ben de üyeyim, başkanım ve aynı zamanda oğlum da üye ve torunum da 10 sene önce sonra üye olacak. Yani böyle bir şey silsilesi, dededen oğula silsile var. Bunun altını çizmekte fayda var. Yani bu kurumların ne denli zor yürütüldüğünü hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Gençler için söylüyorum. 60 sene, 70 sene bir derneğin yaşaması hiçbir zaman devlet desteği değil, Serhat Bey'in dediği gibi devlete karşı olarak yürümesi de gerekiyor. Kusura bakmayın. Sonuçta bu da çok önemsiyorum. Şimdi gelelim dediğiniz bir iki avcı sorununa. Olayı biraz daha toparlayalım. Hakikaten avcılığımızın üzerinde bir yoğun baskının iki örneğini vereceğim. Birincisi şu, bütün Türkiye'nin avlak haritasını açıp avlak çeşitlerine göre değerlendirmek istiyorlar. Biz de son günlerde milli parklarla cebelleşiyoruz. Efendim, sahilden başlayarak 100 kilometre, 150 kilometredir bizim illerimizin derinliği, daha her tarafa avlak olacak. Ya, şimdi öyle bir şey ki atıyorum orada da nüfus kasafeti 170 kilometre kare. Ama sahilde 20 kilometreye kadar 770. 20 kilometreden sonra belki 40, 20, 30. Şimdi diyoruz kardeşim bu evlerin içinde avlak olur mu? Herkes burada iç içe yaşıyor. Bunu yenmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bir sorun olarak görüyoruz. Bizim bölgemizdeki sıkıntıların en büyük nedeni de çok yerleşim bölgesi göç güçüne dayalı bir avcılık olacağı için mahalli avcılar tarafından avlanabildiği kadar avlanıyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Milli parklara da hakkını yemeyelim. Bazı avlaklarımızda iyi bir koruma yapılarak, ben şahsen birçok arkadaşımın da
gördüğüm, gözlediğim üzere keklik popülasyonumuz, tavşan popülasyonumuz bayağı da artmıştır. Bunda simple edilmesinin daha böyle gerçekçi simple edilmesinin tuzakla veya komplöle değil fayda olacağını görüyorum. İstihsal olacak. İstihsal olunca da ekonomik olacak, doğa gelişecek ve birçok kurumlar gibi avcı dernekleri de doğanın önce koruyucusu, sonra oradan çıkan nemanın da hepiniz tarafından faydalanması gerektiren bir ekonomik döngü olarak görüyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Kadir Beyciğim. Efendim, şimdi konuğumuz, bizle birlikte gelen programcımız Doktor Mehmet Şahmaran. Buyurun. Şimdi ben Yaban TV'de av programı ve atış programı yapıyorum. Burada avcı kimliğimle konuşmak istiyorum. Çünkü burada bir ilkler yaşanıyor. Problemin lokal ve yöresel olmasından ziyade geneline bakmak istiyorum. Çünkü burada geleceğin kararlarını verecek mühendisler var karşımızda. Problemi kaynağında çözecek. Kim öğrenciler Ankara'ya gidecek. Orada yönetici kadrosuyla çalışacaklar. İlk mezunlarını bu sene verdiğini öğrendim. Ve böyle bir bölümün açıldığını duyunca çok sevindim. Çünkü daha önceki kararlar, polemiğe neden olan, problemlere, anlaşmazlığa neden olan kararlar, işin uzmanları tarafından verilmeden alınan kararlardan kaynaklanmaktadır. Sizler bu işin uzmanı olacaksınız. İki tarafa da benim hem avcı tarafına hem kanun koyuculara, kuralları teklif edenlere iki tarafı da empati kurmalarını tavsiye ediyorum. Burada ilk mezunlarını bu yıl verecekler. O yüzden bir ilk av biz ve bunun gibi problemler her avcılar için hep problem olarak görülüyor. Fakat ben avcı olarak bazı konularda haklı taraflar var. Fakat bunun bilimsel ve önemli derecede araştırmalar sonucu da verilmesini istiyorum. Aynı zamanda iki tarafın da fikirlerinin alınmasını istiyorum. Mesela ben ava gidiyorum. Güncel olarak mesela bu sezon ava gidiyorum. Bilgisayardan, avbisten izin alıyoruz. Aldım mesela. Orada o bölgede av olmadığını görüyoruz. Başka yere gidemiyorsunuz. Veya orada bir problem oluyor. Başka bir avlığa gitmek istiyorsun, gidemiyorsun. Bunun gibi başka nedenler var. Bir yere kadar gidiyorsunuz, diyelim ki 10 kilometre. Ondan sonra orada bir çizgi var. Oraya geçemiyorsunuz. Yani birçok problem var. Bunlar hemen çözülecek şeyler değil. Ama bunlar mesela oradaki popülasyon sayısı daha 3 hafta sonra hemen o bölge kapatılıyor. Bakıyoruz keklik avında. 3 hafta geçmiş. Yani kapatılmış. Yani ava kapatılmış. Şeye kapatılmış. Keklik avına kapatılmış. Var ama neye göre kapatılmış? Yani onlar tabii avcı sayısına göre karar veriyorlar. O başka mesele. Tabii ki onların da haklı yanları var. Doktorcum, sözünü kesmek istemem ama ara vermek zorundayız. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam ediyoruz. Kısa bir ara, reklam arası sonra devam ediyoruz. Tamam.